Hepinize merhaba gençler, ben Lasbel. Bugün sizler gençler yepyeni bir karşınızdayım. Bugün arkadaşlar Ravencraft'tayız. Ravencraft çok güzel ve kaliteli bir faction sunucusu. Şimdi size burayı gezdireceğim. Şimdi şöyle ufaktan bir spawn'ı burası arkadaşlar. Gördüğünüzde login yaptığınızda burada doğuyorsunuz. Solda ve sağda bir adet NPC, burada da bir adet hologram bulunuyor. Şimdi şöyle hologram bilgi hologramı, NPC ise klan bilgi, arsa bilgi, sunucu bilgi komutlarına buradan erişebiliyorsunuz. İsterseniz geri döndürerek ana menüye kapat diyerek de kapatabiliyorsunuz. Aynı şekilde günlük ödül var burada. Bir adet günlük ödülümüzü bugün alalım. Aldık. Burada da bir adet hologramımız bulunmakta. Şu an sunucuda 17 kişi bulunmaktaymış. Slash kurallar yazarak da kurallara bakabilecekmişiz. Yani bakabiliyormuşuz. Onun dışında sol tarafa doğru ilerlediğimizde burada kill sıralamamız yani öldürme sıralamamızı görüyoruz arkadaşlar. Burada bir yani top 5 var. 2, 3, 4, 5 olarak. Top 5 bulunmakta arkadaşlar. En fazla kill alan en az yani bu 5. Bu da 1. ol yani şey. Bu 1. oluyor. 2 3 4 ve 5 oluyor arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Burada tamirci bulunmakta. Tekli tamir ve çoklu tamir olarak tamir de yapabiliyorsunuz. Şöyle gelelim. Burada menü var. Görmüş olduğunuz gibi tamirci, günlük ödül, ışınlanma, rütbeler tarzı bütün menüleri buradan erişebiliyorsunuz. Kit menüsü bulunmakta. Mesela YouTuber kiti var mıymış? Hemen bakalım. Yok, YouTuber kiti bulunmamakta. Görevlerde slash görev yazarak da ulaşabiliyorsunuz görevler menüsüne. Buradan gerekli görevleri alarak gerekli görevleri yapabiliyorsunuz. Onun dışında coin market, site ve market bulunmakta. Görmüş olduğunuz gibi site market böyle. Normal market de böyle arkadaşlar. Hemen bir warp lapis'e gidelim arkadaşlar ufaktan. Geldik. Bende tabi bulutlar açık. Onu kapatmayı unutmuşum. Hemen bir kit oyuncu alalım. Aldık. Görmüş olduğunuz gibi buradan lapis kazarak görev alarak lapis görevi de alabilirsiniz. Görev alarak bu şekilde lapis kazıp slash otosatta da açıp lapisleri otomatik satabilirsiniz. Klasik faction. Onun dışında warplara bakalım. Warp savaş bölgesi, kazı bölgeleri ve diğer bölgeler bulmak üzere bir ton bölge bulunmakta. Mesela savaş bölgeleri diyelim. Buradan mesela Lapis, Rütbehamadde, Obsidian bölgesi gibi bir ton şey var mesela. Ben buraya girip kazabiliyor muyum? Kazamıyorum ama girebiliyorum arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Kazı bölgelerine Obsidian. Ya bunlar VIP'ler için, bunlar normal oyuncular için arkadaşlar. Rütbeler için mesela rütbe 1 burayı kazabiliyormuş. Ben şu an rütbe 1 yani oyuncu olduğum için muhtemelen burayı kazabiliyorum. Gelip buradan da kasılabilirsiniz. Onun dışında var kasalara gitmek istiyorum. Hemen bir kasalara gidelim. Geldik. Mesela bende günlük ödül var. Lapis, para diyor. Site var mı? Site var. Bir tane site kasa açıyorum. 250 milyon oyun parası çıktı. Güzel. Bir tane daha site açalım. Revip kiti çıktı. Çok güzel. Benim zaten kite ihtiyacım vardı. Güzel. Revip kiti çıktı arkadaşlar. Bu tarz böyle de bir ton kasaları var. Hepsini açmayacağım. Şimdi ufaktan bir menüye göz gezdirmek istiyorum. Işınlanma noktaları, rütbeler diyor. Sunucuda toplamda 3, 6, 9, 12, 13 rütbe bulunmakta. Görmüş olduk ki arkadaşlar. Acemi rütbesinden Ravin rütbesine kadar. Onun dışında bakalım başka ne var? Kitler bulunmakta. Normal rütbe kitleri bulunmakta burada arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. YouTuber'ın kitle varmış bu arada görmemişim. VIP kitleri bulunmakta. Onun dışında VIP bilgi bulunmakta. Hemen VIP fiyatlarına bakalım. VIP fiyatları da görmüş olduğunuz gibi uygun arkadaşlar. Hani ilk VIP 15, son VIP 88 TL aylık. Bence uygun ve normal piyasadaki fiyatlandırmaları göre uygun. Burada otomatik sat menüsü bulunmakta. Coin Market, kurallar, yükseltme menüsü bulunmakta. Yükseltme menüsü yani slash depo oluyor. Depo, evet. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar depomuzu yükselte bastığınızda sizi oyundan atıyor ve deponuzu yükseltiyor. Şimdi slash depo yazdığımda görmüş olduğunuz gibi depom yükseldi arkadaşlar. Ve slash chest dediğimde chest 1 2 ve 3'ü kullanabiliyorum görmüş olduğunuz gibi. Şu an 3 adet chest hakkım oldu. Yani slash depoyla chest sayınızı ve depo sayınızı arttırabiliyorsunuz kısaca. Onun dışında menü dediğimde Coin Market var. Coin Market'ten de gereken itemları coin karşılığında yani Warp Obsidian'dan
şöyle göstermek gerekirse kazı alanlarından. Obsidian bölgesinden coin kasarak, muhtemelen 2 stack olduğunda coin veriyor arkadaşlar. Muhtemelen. Ya da warp editlerinde buraya atıyordur muhtemelen. Aynen. Buraya atıyordur çoğunuz gibi. 2 stack olduğunda muhtemelen coin veriyordur. Ve o, mesela şu an coin'im, benim 2002 coin'im varmış arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. 2002 coin'im var. Bu coin'ler birike birike itemler. Bir şeyler alabiliyorsunuz. Warp ormana bakalım. Şöyle flame var mı benim? Fly. Flame şu an burada açamıyormuşum ama... Çıktığımda açabilecek miyim? Ama orada adam var. Nasıl yapacağız? Şöyle yapalım. CB Angels diyor. Bizim Furkan'ın CB Angels mi var acaba? Ya da birisi gidip kendince CB Angels mi açtı? Hop hop şöyle gidelim. Hop hop hop. Bizim Furkan'ın CB Angels'ı sevinirim bu arada. Geri döndülerse piyasaya. Şimdi şöyle uzaklaşalım biraz. Kimse yok değil mi? Tamam. Denediğimde yok. Fly açamıyorum. Aynen. Fly yok. Tamam ama ormanı böyle arkadaşlar görmüş olduk. Yani klasik ormanlardan. Ve klan önün, yani ormanın önünde hala alınmamış kısımlar var. Burası Revenant'mış mesela. Hala alınmamış kısımlar var. Buraya gelip alabilirsin. Mesela ben de hemen klanımı açayım. F-Crate, Shazam. Görmüş olduğunuz gibi Shazam klanımı açtım arkadaşlar. Benim klanıma da bu arada alım var. Yani gelip oynamak isteyen varsa benimle birlikte. Sunucuya gelebilirler. Ben de klanıma alımı yapıyorum. Hele hele Furkanlar burada oynuyorsa ben her türlü burada oynuyorum zaten. Şöyle şunu öldürelim. Aynen. Tamam. Ya, kısaca görmüş olduğunuz gibi ormanda böyle arkadaşlar. Tekrar spawn'a dönüyorum. Spawn'ı göstermediğim ya da göstermeyi unuttuğum bir şey var mı? Muhtemelen köylü takas vardır. Ona da bir bakalım hemen. Geldim. Köylü takasa lapis coin ile kasa anahtarları alabiliyormuşuz. Günlük ödül kasasından VIP para, işte kasa anahtarlarını değiştirip tokuş edebiliyormuşuz. Burada boss coin'den kılıç satın alabiliyormuşuz. Görmüş olduğunuz gibi bir ton şeyler yapabiliyoruz. Burada site var. Site.vip zaten. VIP fiyatları dediğim gibi uygun. Özellikleri de güzel. Burada coin market bulunmakta. Burada da market bulunmakta. Normal oyun için market. Size sunucuyu kısa bir şekilde tanıttım arkadaşlar. Ama size son bir şekilde arenasını da göstermek istiyorum. Arenayı da gösterdikten sonra videoya son vereceğim. Arenaya girdiğimizde /onayla yazıyoruz. Ve arenaya girmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi. Tekrar spawn'a dönüyorum. Sunucu arkadaşlar gün içerisinde artı 30 online ve üzerini görüyor şu anda. Yani yakın zamanda muhtemelen orman önü kapılır. Ama size tavsiyem şu anda bu videoyu izlerken Minecraft'ınızı açıp sunucuya girmeniz. Sunucu 1.8.9. Sunucuya girmeniz ve orman önünü kapmanız. Orman önünü kapamadıysanız orman arkasını kapmanız. Çünkü klan vs'leri genelde orman önü ve orman arkasında döner. Size tavsiyem budur. Ben sunucuda oynayacağım. Benle birlikte oynamak isteyen varsa Discord adresimi açıklama kısmından gelebilir. Birlikte takılır oynarız. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz. Bye bye.